Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Penguin Window'nun başka bir bölümünü çekeceğiz. Gaga kısmını çekeceğim. Gaga ve saç. Saç kısmını anlatmamıştım. Video çok uzun olmayacağı için Gaga bölümünde saç kısmını da anlatacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Açık renkle yapacağız gagasını. Kullandığımız rengin açık rengiyle yapacağız. Burada da farklı bir teknik kullandım. Anlatacağım size. Normal artırma değil yani, farklı bir teknik. Sihirli halkamı yapıp oluşturup içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı iyice kapatıyorum. Daha sonra spiral bir şekilde örmeye devam edeceğim. Ama şu şekilde aldığım ilk ilmeğimi bu ilk ilmeğe 4 tane sık iğne dolduracağım. 1 aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 aynı yere batıyorum. 4. Bu ovalliği vermek için arkadaşlar bu. Daha sonra 2 tane tek sık iğne yapıyorum. 1 2 Daha sonra tekrar sonraki ilmeğime 4 tane yapacağım. Aynı yere. 1 Aynı yere batıyorum 2 Aynı yere batıyorum 3 Aynı yere batıyorum 4 Ve sonrakine yine 2 tek sık iğne yapıyorum. Sonrakine de tek yapıyorum. 2 tek yapıyorum. 4 tane aynı yere battıktan sonra ve sıra başına geliyorum. Bakın biraz oval oldu. İstediğim de bu şekilde zaten. Şu an elimde 12 ilmeğim var. Ve devam ediyorum. Hani bu aynı yere 4 ilmek batmıştık ya, onların üstüne çift batacağız. 4 tane çift batıyorum. Sıranın başındayım. Şu ipimi şöyle alayım. Ve 4 tane çift yapacağım. 1 çift 2 çift aynı yere 2 tane batıyorum. 3 çift ve 4 çift. Daha sonra 2 tane tek batıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. 1 tek sık iğne. Sonraki ilmeğiyle tek sık iğne yapıyorum. 2 tek sık iğne oldu. Sonra tekrar 4 tane çift yapacağım. Aynı yere batıyorum. 1 1 çift yaptım. 2 çift yaptım. 3 çift yaptım. Ve 4 çift yaptım. Tekrar 2 tane tek sık iğne yapıyorum. 1 2 Elimde şu an 20 ilmeğim oluştu. Ve 2 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 20 ilmeği 2 sıra düz öreceğiz. 1 Tek yani. Her ilmeğe tek batarak örüyorum.
Evet, iki sıra düz ördüm her ilmeği tek sıkıyla yaparak. Şimdi 4 tekrar yapacağım. 4 tek bir çift. Sıra başına kadar 4 tek bir çift yapacağım yani. 4 tane tek sık iğne öreceğim. 2 3 4 ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 tek ördüm. Sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 tek ördüm ve sonrakine çift batıyorum. 1 2 3 4 tek ördüm ve sonrakine çift batıyorum. Sıra başına geldim. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Her ilmeğe tek sık iğne olacak şekilde 24 ilmeğim oluştu. 24 ilmeği bir sıra düz öreceğim. Bir sıra düzümü tamamladım. Şimdi 5 tek bir çift yapacağız. 5 tek sık iğne öreceğiz. Sonraki ilmeğe çift batacağız. 2 3 4 5 tek ördüm ve sonrakine çift batıyorum. Sıra başına kadar 5 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Ve sıra başına geldim. Elimde şu an 28 ilmeğim var. Bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Her ilmeğe tek sık iğne batarak. Evet, sıra başına geldim ve burnumuz yani gagamız bu kadar. Biraz oval oldu. Göstereceğim onu tekrar. Sonraki ilmeğe ilmek kaydırımı yapıyorum. Her zamanki gibi zincirimi çekiyorum ve dikecek kadar ip bırakacağız. Bunu şey yaparken dikerken dolduracağız ve biraz da yassı dikeceğiz. Onu dikerken göstereceğim mutlaka. Bakın. Gayet oval oldu. Yani hani istediğimiz buydu. Dikerken şu alttan hafif basık dikeceğiz şöyle. Yukarısı yuvarlak, altı basık şu şekilde dikeceğiz. İçerisini doldurup. Evet, gaga kısmı bu kadardı.
Şöyle alalım gazayı. Hemen saç kısmını çekelim. Onun için de kafada kullandığımız, bedende kullandığımız ipi kullanacağım. Şöyle ki gri ipimi alıyorum. Yine sihirli halkaya başlayacağım. Saç dediğim kısım arkadaşlar şu. Şuradaki kısmı öreceğiz. Sihirli halkaya yapıyorum. Yine 6 tane sık iğne dolduracağım. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi doldurdum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi aynı gagada yaptığımız gibi oval olsun istediğim için şu ilk ilmeğimi 4 sık iğne dolduruyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 aynı yere batıyorum. 4. Sonra 2 tane tek sık iğne yapıyorum. 1 tek ve 2 tek. Sonra bir diğer ilmeğime yine 4 tane sık iğne dolduracağım. Aynı yere batıyorum. 2 sık iğne aynı yere batıyorum. 3 sık iğne aynı yere batıyorum. 4 sık iğne. Şimdi artık şu saç kısımlarını yapacağım. O yüzden 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk zinciri atlıyorum. Şuradaki zinciri son çektiğimi. İkinciye batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tek sık iğne. Sonraki zincire de tek sık iğne. Toplam 4 sık iğne, tek sık iğne olacak. 2, 3. Kalan 4 zincire 4 tane tek sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Sonrasında şu kısmı sabitliyorum. Bakın bu. Sonra tekrar 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde ilkini atlıyorum. İkincisine batarak 4 tane tek sık iğne yapıyorum. Zincirlere. 2, 3, 4. Sonraki ilmeğe sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İkinciden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Tek sık iğne. 4 tane. 2, 3 ve 4. Daha sonra bunu da sonraki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Ve zincir çekip dikecek kadar ip bırakıyorum. Aslında zor bir şey yok. Oldukça basit bir parça. Şu şekilde. Yani kafaya koyduğumuzda da şuralarından da tutturacağız. Uruçlar şöyle havaya kalkacak. Yani saç oluyor arkadaşlar. Evet, bu bölümde tamam. Artık eksik parçamız neredeyse kalmadı gibi bir şey. Penguin Wind'in bir tek şu anda kulaklığı kaldı. Kafası kaldı. Bir sonraki videoda kafasını yapacağım. Tüm parçalarını yüzüne yerleştirmeyi göstereceğim. Video olursa bir video daha çekebilirim. Kafayı iki bölümde çekebilirim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram adresimizi takip edebilir, sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.